kadın ve çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklenmesin. Gün yok ki bir yerlerde canımız yanmasın. Evet, dün de küçük yavrumuzun katledilmesiyle canımız Giresun'da yandı. Minik yavrumuza karşı daha önce işlediği cinsel suç nedeniyle halen Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam eden sanık bu kez gelip yavrumuzun en temel hakkını elinden alarak minik yavrumuzu vahşice katletti. Ülke gündemimizi yoğun meşgul eden bu elim olayla ilgili olarak ne yazık ki sosyal medyada da şüpheliden başkasına ait bir kimsenin fotoğraflarının yayınlanmasından tutun, zorla nişanlandığı, üçüncü bir kişiyle nişanlandığına dair yoğun bir bilgi kirliliğinde ne yazık ki üzülerek gözlemliyoruz. Daha acı olan ise görüyoruz ki minik yavrumuz ne ilk ne de son olacak. Yaşanan bu vahim olay, uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonunda hazırlanan ve tarafı olan devletlere kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemek için şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve şiddetle mücadele alanında etkin politikaların hayata getirilmesi görevlerini yükleyen İstanbul Sözleşmesi'nden ve bu sözleşmenin kazanımlarından asla vazgeçilmemesi gerektiğini bizlere bir kez daha bu elim olay acı bir şekilde gösterdi. Kadın ve çocuk kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü söylem ve yasal düzenlemenin kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşam hakkına bir saldırı olduğu açıkça görülmektedir. Ülkemizde artık maalesef sistematik bir hal alan kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, verilecek cezaların ağırlığı kadar belki daha da önemlisi, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kadınların ve çocukların yaşam hakkının korunması, devletlerin en başta gelen asli görevlerinden olup, bu sorumluluğun yerine getirilmesi açısından kadına ve çocuğa şiddete karşı samimi ve etkin bir mücadele izlenmeli, korunmasız bırakılmamalıdır. Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliği, komşu barolarımız ve tüm Türkiye'nin baroları tüm olaylarda olduğu gibi bu elim süreci de yakından takip etmeye devam edeceğimizi, Giresun Barosu olarak soruşturma dosyasına müdahil olduğumuzu, yaşanan bu vahim olay nedeniyle failin, sorumluluğu ya da ihmali olanların da kanunlarımızın öngördüğü yaptırıma tabi tutulmaları için gereken bütün çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunar, çocuk yaşta vahşice aramızdan ayrılan, katledilen yavrumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Değerli basın mensupları, az önce savcılıkta sorgusu tamamlandı ve tutuklanma talebiyle şüpheli de şu anda mahkemeye sevk edildi. Gelişmeleri yine sizinle paylaşacağız. Özellikle sosyal medyada tabii hepimize bu açıklamaların haricinde büyük sorumluluklar düşüyor. Biz barolar olarak, meslek grupları olarak...